Telefonun ekranı gitti, hiç aramaları falan göremiyorum. Meraktan çatladım, duramadım, çıktım, geldim. Ne oldu? Gayet iyi etmişsiniz Şevval Hanım. Planımız gayet iyi gidiyor. Ha, süper, süper. Ne oldu? Anlat çabuk. Ahmet Bey açığı buldu. Bu sabah Suzan Hanım'ı yanına çağırıp... Siz yaptınız. Siz yaptınız. Beraber siz oynadınız bu oyunu bana. Biliyorum. Parayı çalıp üstüme suçu atıp Ahmet'le aramı bozmaya çalıştınız. Siz kurguladınız bu oyunu. Suzan Hanım, ben böyle bir şey... Sus Murat. Sus. Biliyorum, boşuna inkar etme. Duydum sizi. Ahmet'le aramı bozmak için bu kadın yaptırdı sana bunu, değil mi? Hayır, ben böyle bir şey... Tamam yeter ya. Ben yaptırdım, evet. Ne yapacaksın? Ne olacak yani? Ahmet senin gerçek yüzünü görene kadar da elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Senin benimle derdin nedir ha? Neden uğraşıp duruyorsun sen benimle? Söyle bakayım şunu. Benim yerimi almana izin vermeyeceğim Suzan. Ahmet'i sana kaptırmayacağım. Ve bunun için de sana türlü türlü saçma sapan ahlaksız oyunlar oynayacağım diyorsun ha? Sırf Ahmet'le aramı bozmak için. Aynen öyle şekerim. Aynen öyle. Ama kaybedeceksin Şevval. Maalesef kaybedeceksin. Sen bana böyle oyunlar oynamaya utanmıyorsan... ...ben de seni en zayıf noktandan vuracağım. Hazır ol. O ne demek ya şimdi hazır ol falan ha? Madem ben hırsızım... ...o zaman Ahmet'i senden nasıl çalıyorum gör bakalım. Hoş gerçi ona çalmak da denemez. Senin artık eşin değil, değil mi? Artık o özgür ve bekar bir insan. Bu da benim aklımın bir köşesinde dursun. Ne demek istiyorsun sen ya? Böyle bir şey olmayacak. Olamaz yani. O kadar emin olma bence. Ne de olsa Ahmet benim ilk aşkım. Ve kocaman aslanlar gibi de bir oğlumuz olduğuna göre... ...kavuşmamak için bir sebep göremiyorum ben. Peki sen? Sen tatlım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Şevval Hanım, sakin, ne olur. Bırak sen de kolumu ya. Bırak. Suzan, senle bir konuşabilir miyiz? Tabii. Ya ben bu konuda galiba yanlış anlaşıldım. Yani bu eksik para konusunda eğer seni suçladığımı düşünüyorsan... ...ve öyle anlaşıldıysam senden özür dilemek isterim. Yok yok, yanlış anlaşılmadı. Yani ben ilk başta kendimi kötü hissettim ama sonra bir sakinleşip düşününce... ...sadece sorguladığını fark ettim, endişelendim. Oh, iyi bari ya. Gerçekten yani bu kasadaki eksik para... ...daha çok dert olmuştu içime. Ben bu arada çözdüm o meseleyi. Nasıl yani? Murat Bey söyledi. Parayı o almış. Nasıl ya? Nasıl yapmış bunu? Yani bir anlık şeytana uymuş diyelim. Kapatalım bu konuyu, olur mu? Allah Allah ya, adama bak. Bir de böyle yani yüzsüzce bana bilmiyorum etmiyorum falan filan demişti. Merak etme, ben işten çıkışını yapacağım. Borcu olan parayı da alacağından düşeceğim, bilgin olsun. Tamam. Tamam, tekrar özür dilerim. Teşekkür ederim. Yani bana güvendiğin ve beni iki kere düşündüğün için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.